Merhaba dostlarım, ben Serdar ve soru cevap 5. videoya hoş geldiniz. Bu sefer böyle 26 tane soru cevaplayacağım. Böyle her videoda birazcık daha fazla artıyor biliyorum ama fazla artmayacak. O kadar fazla bir artış olmayacak. Hani böyle 20 civarlarında. Neyse, hemen ilk sorumuza geçiyoruz. Abi sen bir uzaylısın. Şaka yapmıyorum. Bütün kanıtlar bende. 1. Bu gizemleri bulman ve bizlere sunman birazcık tuhaf belki de. Uzaylılara ihanet edip bu bilgileri bizimle paylaşıyorsun. Oyunlardaki uzaylı gizemlerini sen virüs atıp yapıyorsundur. 2. 146'ın anlamı senin 146. uzaylı olduğunu gösteriyor. 3. Senin 146'daki altını alırsak ve 3 tane altı eklersek karşımıza 666 çıkıyor. İnternette 666 yazdığımızda işaretler çıkıyor. Kendini bu kadar belli etme. Hayır, ben uzaylı değilim. Küstüm, benimkini seçmemişsin. Eskiden en zevk aldığım videoları senden izliyordum. Şimdi de sadece eskiden izlediklerin bölümündesin. Abi, oda vlogu çeker misin? Oda vlogu çektim daha önce. Ama burada hiç çekmedim. Burada hiç oda vlogu çekmedim. Çeker miyim? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. WWE 2K15 kariyer ne zaman gelecek? Cevaplarsan sevinirim. Gelmeyebilir çünkü oyun gerçekten çok yavaş. Herhalde yapmayabilirim WWE 2K15'in. Büyük bir ihtimalle yapmam ya. Çünkü gerçekten çok yavaş. Hani güncelleme falan geldi. Bazı yerleri gerçekten birazcık daha hızlandırırlar. Artık o kadar çekilmez değil. Ama yine de video yapabilecek kadar hızlı olduğunu zannetmiyorum oyunun. O yüzden gelmeyebilir. Ne yazık. Hayali bir kahraman olsan kim olmak isterdin? Başardığın en zor şey neydi ahbap? Hayali bir kahraman olsan. Hayali bir kahraman olsan. Tolgar olmak isterdim. Tolgar. Bizim Tolgar, bizim. Bizim oyunlarda kullandığımız Tolgar. Ne yaparsak yapalım yenilmez bir karakter var ya. Kesinlikle o olmak isterdim. Tabii sürekli kılıç, ok falan yiyor her tarafına ama. Yani. Başardığın en zor şey neydi? Başardığım en zor şey üniversiteyi kazanmaktı cidden. Abi annene bağır yoksa Serdar 145 seni öldürür. Anneme asla bağırmam. Serdar 145'in de canı cehenneme, Serdar 145'in ağzını burnunu kırarım. Bu kadar. Uzaylılar oy kullandı mı? Uzaylılar oy kullandı. Fantezi Partisi'ne oy verdiler. Fantezi Partisi bizzat benim kurduğum bir parti. Ama ve lakin uzaylılar daha biliyorsunuz bu dünyanın demokratik işlerine oy sayımlarına, oy sayımlar değil şey seçimlere falan yeni oldukları için oy kullanmayı tam olarak bilmiyorlardı. O yüzden oylar geçersiz sayıldı. Yoksa Türkiye'nin bir sonraki başbakanı ben olacaktım. Abi niye sevgilin yok? Abi kaç sevgilin oldu? Abi başka YouTuber'lar ile video çekeceğim mi? İbo ve Ahmet hariç. İlk iki videoyu cevaplamayacağım. Birincisi daha önce bulan özel soruları cevapladım. İkincisi birazcık özel hayatıma geliyor. O yüzden o kadar fazla cevaplamayacağım. Üçüncü soruya gelirsek başka YouTuber'lar ile video çekeceğim. Kesinlikle çekeceğim. Buna inanabilirsiniz. Çok çekeceğim. Abi ben de video çekiyorum OBS ile. Video dönüştürme programının adını söyler misin acaba? Anlayamadım videoda. Dur bakalım baştan. Bak adı tam olarak şu. My. Tamam mı? My. İngilizce olarak my. MP4 Box GUI. İnternette tam olarak bunu yaz. Bilmiyorum. Montaj sırasında ekrana yazabilirim belki bunu. Abi bir kız gelip seni sevdiğini söylüyor ve seni öpüyor ve çıkmaya başlıyorsunuz. 2 gün sonra kanalı onun için kapatmanı istiyor. Ne yaparsın? Edit. Ben pide küreğiyle ağzına vururum. Şu anda aynı düşüncelere sahibiz. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Şey yapmam. Kapatmam yani kanalı. Neden kapatayım oğlum? Manyak mıyım? Ben bu kanalda 2 yıllık emeğim var benim bu kanalda. Hatta daha fazla. Neden kapatayım? Kapatmam. Abi sen manyak mısın? Abi ne haber, gelmedi. Senden bir haber. Uzaylıymışsın. Nasıl uzaylı oldun merak ettik. Ben bir gün bahçede oynuyordum. Sonra deli bir bilim adamı yanına geldi. Dedi ki seninle güzel güzel deneyler yapacağız. Biz bu adamın laboratuvarına gittik. Sonra laboratuvarda birden yangın çıktı. Yangın çıkınca bütün formüller böyle birbirine girdi. Ama bekle, ondan süper kahraman alınıyordu. Ben uzaylı hatırlamıyorum. Patatesler uçabilir mi ahbap? Patatesler uçabilir mi? Evet.
Abi LOL, Wolf Team, Golay gibi online oyunların videosunu çeker misin? Ve abi her soru cevap videona soru yazdım. Hiçbirine cevap vermedim. Bu soruma cevap vermezsen evini patlatabilirim. Lütfen cevap ver. Evimin patlatma olayı birazcık zor. Evim benim titanyumdan yapıldı. Ayrıca LOL, Wolf Team, Golay gibi oyunlar oynamayacağım. Çünkü benim hiç tarzım değil o oyunlar. Her cevap soru cevap videosuna soru yazmış olabilirsin. Bak, fakat gördüğün gibi o kadar fazla soru cevaplayamıyorum her videoda. 100'ün üzerinde soru geliyor. Bazılarında 200 tane soru sorduğunuz oluyor. O yüzden aralarından seçmek zorundayım ve bu durumda herkesin sorusunu cevaplamam gerçekten çok zor oluyor. Özür dilerim. Abi annenin kocasının yani babamın erkek kardeşinin yani amcanın oğlunun ki bu benim kuzenim oluyor. Tek amcası ki bu benim babam oluyor. Neyin olur 10 saniyede babam oluyor. 10 saniyede cevapladım. Sorusu okununca mutlu olanlar. Ben. Abi oyun portalı tanıyor musun? Şahsen tanımıyorum. Kanalını biliyorum. Ne tür videolar çektiğini de biliyorum ama şahsen tanımıyorum. 71. görüntüden mi? Hey! Abi kaçıncı kere soruyorum bilmiyorum. Artık lütfen cevapla. Gazimausa'dasın. Anladık da adresini, caddeyi, numarayı söylesen söyle de geleyim ziyaret edeyim ben de. Kıbrıslıyım. Ve cidden söyle lütfen. 2. Abi yok abi ben kafamdan uyduruyorum şu anda. Uzaylı olan senin saçların, sen küçükken uzaylılar o saçları kafana ekmiş ve sen onların kontrolündesin. Yoksa aslında sen Kelsin ve hatta sen bir uzaylıyla evlisin. Ve yarı uzaylı yarı insan iki çocuğun var. Bir de üç kuyruklu, boynuzlu ve kakası altın olan bir köpeğiniz var. Adı da Maligalifo. Ve kahvaltıdan önce 1,5 litre diyet kan içiyorsun. Çünkü sen formunu koruyorsun. İtiraf et. Senin bir sürü şey biliyorum. Senin hakkında bir sürü şey biliyorum. Sen de adresini ver de ziyaret edeyim. Lütfen cevapla bir de adresini unuttuysan. 2 dakika dışarı çık. Bak da sorunu cevapla lütfen. Abi galp. Sonra normal galp. Sonra bir de gülümseme. Bayağı yazmışsın. Adresimi vermeyeceğim. Çünkü her ne kadar iyi niyetli insanlar olsa da orada aynı zamanda trolleyenler de var, haterler de var. Adresimi verirsem bunun kötüye kullanılacağından korkuyorum. Ayrıca adresim daha çok özel hayatıma giriyor. Fazla karıştırmak istemiyorum onu. İkincisi, uzaylı olmadığından gayet eminim. Kimsenin kontrol altında değilim. Saçım özellikle kel değilim. Bu saç normal saç. Seni yanlış yönlendirmişler. Seni hangi büro nereye yönlendirdiyse yanlış yönlendirmiş. Veya senin dediğin insan ben değilim. Ben uzaylı olmadığıma eminim. Ben İnsanların uzaylılara karşı kurduğu direnişin video alırım bir dal. Al benden sana iki dal o zaman. Abi 100.000 abonen olsa ne yapardın? Düzgün cevap lütfen ve neden hep ha diyorsun? 100.000 abonem olsa bir şey yapmazdım yani. Aynı yine ben olurdum. 10.000 abonede de öyleydim. 5.000 abonede de öyleydim. Şu anda da böyleyim. 50.000'de de böyle olacağım. 100.000'de de böyle olacağım. İnşallah gelirsek o rakamlara. Sayılara, rakamlar. Neden hep ha diyorsun? O şey, kendimi kontrol ediş tarzım. Bir şey söyleyemediğim zaman böyle bağırıyorum. Bağırdıktan sonra böyle bir kendime geliyorum. Sonra doğru düzgün konuşabiliyorum. Okey. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Bu arada baştan söyleyeyim. Herkesin sorusunu cevaplayamıyorum. Oraya yaklaşık bir 100 tane soru soruyorsunuz ve herkesin sorusunu cevaplayamıyorum. Şimdi az soru olduğunda da pek soru çeşitliliği olmuyor. Fazla soru olmuyor. Bu sefer de haftalık soru cevap videosu yapamıyorum. Bir sonraki haftaya ve ondan sonraki haftaya sarkıyor. Yani böyle bir durum var. Ama ve lakin kanalın Facebook sayfasına linki var. Açıklamada bulabilirseniz oradan bana sorduğunuz her soruyu cevaplıyorum. Ne sorarsanız sorun. Facebook sayfasının mesaj bölümü tamamen benim tüm Facebook sayfası benim kontrolümde de mesaj bölümünü er geç cevaplıyorum ben. Siz oraya mesaj yazabilirsiniz. Hatta bir kere ne olmuştu ya? Bir kere internet gitmişti. Şeyde İstanbul'a ilk geldiğinde böyle 1-2 hafta internet yoktu ve ondan sonra yaklaşık 100-200 tane mesaj birikmişti ve internete aldığım zaman bütün mesajlara cevapladım. Her neyse. Dediğim gibi, eğer sorularınız olursa, sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz. İlle de ben tüm sorulara böyle saçma sapan şakalarla cevap verecek
cevap vermem gerekmiyor. Yani ciddi ciddi cevaplar da veriyorum gördüğünüz gibi. Ama lütfen fazla özel hayatıma girmesin. Mesela işte adresim veya bazı konular hakkında. Neyse. Videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.